Yine ilgili olduğu için bir soru daha var Zafer Bey, geliyorum size. Can Sözer'i sormuş bunu da. Aşının uzun vadede bir yan etkisi veya zararı olmadığından emin olmak mümkün mü? Aslında bu da çok fazlaca sorulan bir soru. Tabii. Şimdi mRNA aşıları yeni diyelim. Yani yeni bir teknoloji. Ama ölü aşıları biz aşağı yukarı 300 senedir kullanıyoruz. Uzun süreli bir yan etkisini beklemiyoruz. Hiçbir aşının 300 sene boyunca ciddi bir uzun süreli yan etkisi görülmemiş. Burada mRNA aşılarıyla ilgili şöyle bir düşünce var. Ya bu bir genetik materyal, veriyoruz insanların genetiğini değiştirebilir mi diye. Halbuki mümkün değil. Zaten biraz genetik bilen bunu bilir. Çünkü bu mRNA aşıları dediğim gibi 1997'den beri çalışılıyor ama ağırlıklı olarak kanserde çalışılıyordu bu. Ve şimdiye kadar ciddi şekilde başarılı olmamasının da esas nedeni şuydu. Bunlar hücrenin geninin içine giremiyor. Çünkü hücrenin geni çekirdeğinde maalesef bunları kanser aşılarında içine sokmak için çok uğraştılar. Çünkü kanser aşısında yapmanız lazım. Sizi sesenizde giremiyor yani. mRNA zaten DNA aşıları vardı önce. mRNA aşısı DNA aşısından bir sonraki aşama. Yani siz DNA da verseniz ondan mRNA geliştiriyorsunuz. Sonra devam ediyor protein sentezine. Ama inaktif aşılar da bunlar en eski bildiğimiz yoldur. O yüzden daha güvenilir demek de çok doğru değil. Evet, bunlar hakkında deneyimimiz çok fazla ama bakın Türkiye'de şu anda çocukluk çağı aşıları ve işte devletin yaptıkları, ondan sonra şeyin eczanelerden satılanlar ve grip aşısı da dahil tam 17 tane aşı yapıyoruz biz Türkiye'de. Bu 17 aşının sadece 2 tanesi inaktif aşı. Yani ölü aşı. Neden böyle olmuş? Neden de şu. Ölü aşılar tabii ilk bilinen. Ancak işte yan etkisi öbür aşılara göre biraz daha fazla olduğu için. Etkinliği diğerlerinin daha fazla olduğu için. Bu aşılar yerlerini yeni teknolojiler geliştirildikçe onlara bırakmışlar. Yani yoksa bir dönem iki tip aşı varmış zaten. Bir tanesi işte canlı aşı, öbürü ölü aşı. Peki. Sonra difteri ve tetanozda işte bu toksoid dediğimiz sadece toksine karşı hazırlanmış aşılar girmiş. Ve bu gelişme devam etmiş açıkçası. Peki hocam. Zafer Bey buyurun, siz sorun. Şimdi aslında hocam kısaca değindi. Bana da bir izleyici yazdı. Şunu soruyor, diyor ki Çin aşısında 3. faz çalışmalarında 18-59 yaş aralığı kapsam içindeydi. Neden 65 yaş üstü bu kapsama alınmadı diye soruyor. Kendisi de o kapsama alınmamış mesela. Herhalde kendisi gönüllü olarak bu çalışmaya katılmak istemiş. Bu 65 yaş üstünü koruma konusunda bu aşının yetersiz olabileceği anlamına gelir mi? Hayır, aslında Zafer Bey şöyle. Zaten normalde takip edilen aşı bu şey çalışma yolu budur. Yani normalde siz önce 18-60 yaş arasına yaparsınız. Burada bir şey olmadığını görünce yaygınlaştırırsınız yaş grubunu. Önce 65 yaşın üstüne alırsınız çünkü onlarda etkinliğin biraz daha düşük olma şansı vardır. Sonra o grubu test edersiniz. En sonda 18 yaş altı çocukları test edersiniz. Çünkü çocuklarda bir çalışma yapmak için çok emin olmanız lazım her şeyden. Şimdi çocuklarda ilk çalışma yapmaya başlayan Moderna oldu. Diğer Amerikan firmasının, evet, mRNA aşısı. Ama henüz çok yeni. Dolayısıyla henüz bir sonuç yok. Ama 60 yaşının altının çalışmaya alınması normal prosedür aslında. Diğer firmaların İkisini birlikte yürütmesi pandemi aşısının getirdiği işte işleri hızlandırmak amacıyla. Yoksa bu bir pandemi aşısı olmasaydı böyle davranılması gerekirdi. Yani önce 18-60 yaş, arkasından işte 60 yaşın üzeri, daha sonra da çocuklar diye alınması gerekirdi. Ama dedim burada süre çok kısa olduğu için mecburen böyle bir aceleci davranıldı.
Peki hocam, bir soru var yine izleyici sorusu. Nilgün Mutlusen, Çin aşısının 3. fazı henüz bitmedi. Bize gönderilen aşıyı olanlar aynı zamanda birer denek mi oluyorlar diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün bu tıbbın gelişmesini sağlayan, biraz önce Hakan Bey'in bahsettiği işte bu yeni ilaçların geliştirilmesini sağlayan, yeni aşıların geliştirilmesi ve etkinliğinin gösterilmesini sağlayan hep denekler. Bu denekler önce hayvanlardır. İlk çalışmalar hayvanlarda yapılır. Hayvanlarda bir problem görülmedikten sonra mecburen insanlarda yaparsınız. Ve karşılaştırmalı bir çalışma yapmak durumundasınız. Yani bir gruba verip bir gruba vermemek zorundasınız ki aşının etkinliğini bilebilirsiniz. Dolayısıyla denek lafı herhalde ilkokuldaki tecrübelerimizden gelen bir yanlış çağrışım uyandırıyor. Halbuki bizler hepimiz birçok çalışmada denek oluyoruz. Yani ben mesela 100'ün üzerinde aşı çalışması yaptım. Eğer yaşım uyuyorsa, işte sağlık durumum uyuyorsa hepsinde işte bir de tabii bazı aşı protokollerinde var, çalışma protokollerinde olamıyorsunuz araştırıcı olarak. Yoksa onun dışında hepimiz olduk. Aşı çocuklarda yapılıyorsa, yaşları uyuyorsa önce kendi çocuklarım oldu. Dolayısıyla bu denek lafını böyle farklı bir anlam çağrıştırarak kullanmamak lazım. Denek olmak kötü bir şey değil. Kaldı ki denek olduğunuz zaman size böyle işte yepyeni insanların işte güveninden emin olmadığı şeyler verilmiyor. İşte hayvan çalışmasının sonunda faz 1 dediğimiz 30-40 vakalık çalışmalar, işte faz 2 dediğimiz yüzlerle ifade edilen çalışmalar, sonra faz 3 dediğimiz işte 10 binlerle ifade edilen çalışmalar yapılıyor. Tabi burada faz 3'teki sorun şu. Evet, Çinliler bunu açıklamak zorundaydı. Yani şimdiye kadar elde ettikleri faz 3 çalışma sonuçlarını açıklamak zorundalar. Hani geçmişi bırakalım ama en azından insanlara bu kadar aşıyı gönderip işte aşılanmasını sağlayan, parayla satan bir ülkenin ellerindeki faz 3 çalışmaları açıklanmak zorunda. Esas kafa karıştıran tarafı bu. Yani Çinlilere biraz baskı yapıp bu sonuçları bir an önce hocam açıklattırmak lazım. Şöyle, bunun tabii bir laboratuvar boyutu var. Hani klinik örnekler toplandı. Birçok ülkede tabii devam ediyor. Bizde de devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Ama ara raporlar zaten kural gereği, kurallar gereği açıklanmak durumunda. Çünkü siz bir çalışma yapıyorsunuz ve insanlara bir aşı ya da ilaç veriyorsunuz. Ama elinizde olmasına rağmen sonuçları açıklamıyorsunuz. Bu bir defa Çin'in yaptığı etik, yani tıbbi ahlaki değil. O yüzden bunların bir an önce söylenmesi lazım. Açıklanamamasının birçok nedeni olabilir. Bir tanesi ellerinde yeteri kadar, çünkü bunlar sonuç odaklı çalışmalardır. Yani bir kısmında dersiniz ben şu kadar vaka yapacağım. Bir kısmında da bu aşı çalışmalarında olduğu gibi, bu koronavirüs çalışmalarında dersiniz ki ben vaka sayısına göre değil, bu işte çalışmada hastalara bakacağım, test de yapacağım. İşte elimde atıyorum tabii mesela bunun, çünkü rakamları belli. İşte 174 vaka açıkladı. İşte Pfizer, öbürü 161 vaka açıkladı. Buraya geldiğim zaman açıklayacağım dedi. İşte 95'e geldiği zaman da hasta sayısı, ara sonuç açıklayacağım dedi. Nitekim 95'te ara sonuçları açıkladı. Ve son rakama geldiğinde de son faz 3 çalışması sonuçlarını açıkladı. Bunun böyle olması gerekir. Ama tabii neden açıklamadığını da Çin'in açıklama, maalesef Çin'in bu konuda işte bir kötü karnesi var. İnsanlar da işte biraz bunun için kafa
sıkı karışıyor. Çünkü Çin gibi bir ülke, 1 milyar 600 milyon nüfuslu bir ülke, dikkat edin, bütün pandemi boyunca açıkladığı ilaç çalışmaları, tanı çalışmaları, yani tanı için işte kitler biliyorsunuz geliştirdiler, onları sattılar falan. 200'ü geçmedi. Hep işte 200 vakalık, 150 vakalık falan sonuçlar açıkladılar. Evet. Bu da tabii insanların kafasını karıştırıyor. Yani sen bu kadar bir ülkede bu kadar vaka gördün, niye sadece böyle 100 vakalık, 200 vakalık çalışmalar yaptın diye. O yüzden hepimiz bekliyoruz. Muhtemelen Peki. Nedenle de açıklayacaklar sonuçları. Öztürk Bey'in de bir sorusu var hocam size. Tabii. Değerli hocam, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hocamla ilk bu vakalar olmaya başlayınca CNN'deydik. O zaman komplo teorileri gündeme gelmişti, hatırlarsınız. Ve hocam sağ olsun konuyu bilimsel temelde götürmeye çalıştı. Hep o öyle kaldı. Benim de kendisine saygım sonsuz. Hocam şimdi faz 3 çalışmalarıyla ilgili Çin açıklama yapmıyor diyorsunuz. Yani bu vaka sayılarının sonuçlarıyla ilgili. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir durumda herhangi bir lisans verme veya bu piyasaya sürme konusunda herhangi bir yetkisi var mı? Birincisi bu. İki, Türkiye böyle bir ortamda neye güvenerek böyle bir bu aşıyı vuracağız? Yani sonuçta insanların sağlığıyla alakalı ve bu da zorunlu olacak gibi bir şeyler konuşuluyor. Şahsen ben aşının herkese zorunlu olma konusunun bir özgürlük açısından, anayasal açısından ne kadar geçerli olacağını sorgularım. Ama ben mesela Çin'le ilgili endişem şu: vaka orada çıktı, dünyaya oradan yayıldı. En çabuk onlar önledi. İlacı onlar buldu, dünyaya satıp para kazanıyorlar. Yani bu nasıl bir şeydir? Bunu ben ne kadar güvenebilirim? Yani şimdi bu faz 3'te ne kadar sonuç elde etmiş? Hiçbir şey bilmiyorum. Sizinle paylaşmıyor. Başka ülkelerle de paylaşmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yaptırım gücü var mı yok mu? Varsa niye dağıttırıyor? Hükümet bunlar sonuçlar almadan niye milleti aşıya zorunlu tutacak? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Bu açıdan size. Tabii. Evet, buyurun hocam. Öztürk Bey, bir defa birinci sorunuza başlarsak. İnsanlar Dünya Sağlık Örgütü'nü yanlış değerlendiriyor. İnsanlar Dünya Sağlık Örgütü'nü sanıyor ki işte Birleşmiş Milletler ya da işte bu nükleer silahların kontrolü grubu gibi böyle etkin, işte ülkeleri kontrol edebiliyor, ülkelere işte yaptırımlar getirebiliyor falan, öyle bir kurum zannediyor. Tam tersine Dünya Sağlık Örgütü yapısı daha başlangıçta zaten kurulurken böyle bir öngörüde bulunulmamış. Dünya Sağlık Örgütü hiçbir yaptırımı olmayan, sadece temel amacı özellikle kendi sağlığıyla ilgili işte ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Bu işte sağlık politikaları olabilir, işte bazı altyapı eksiklikleri olabilir, bu ülkelere yardım görevi olan. Ama Türkiye gibi, işte Avrupa ülkeleri gibi ya da işte Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelere böyle çok da söyleyecek lafı olmayan bir kurumdur. Dolayısıyla bu kurumun mesela bir şeyi araştırma ya da işte oradan bir garanti isteme gibi bir yetkisi kesinlikle yok. Şimdi böyle olduğu zaman işte sadece mesela bir diyelim ki aşı üretilecek bir yerde, ona işte bir sertifika verir. Yani böyle küçük bazı yetkileri dışında fazla bir yetkisi yok. Mesela Dünya Sağlık Örgütü şunu bekler sizden: başınızlara düştüğü zaman, hani Birleşmiş Milletler'in diğer yan kuruluşları gibi değil, İşte başınızlara düştüğü zaman Dünya Sağlık Örgütü size yardım etsin, İşte bu gibi olaylarda mesela kontrolü eline alsın, böyle bir şey yok. Dünya Sağlık Örgütü tam tersine sizden yardım bekler. Yani siz verin, ben bunu kullanayım, İşte Afrika ülkelerine falan kullanayım diye bekler. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nden böyle bir beklentim yok açıkçası.
Dolayısıyla bir yaptırımı olmayan bir kurumun da işte bir ülkeye müdahale edip sen bunu yanlış yapıyorsun, işte sen bak bu işte ilacı şöyle yapman lazım, şöyle üretmen lazım diye herhangi bir yaptırımı yok. Şimdi diğer meseleye gelince, evet, Çin'le ilgili bu tartışmalar yeni değil. Çin'le ilgili bu tartışmalar uzun yıllardan beri devam ediyor. Ama şöyle düşünün, neden hani Çin aşısı yaptırıyoruz? Şimdi elinizde bir defa bir seçenek yok. Yani bizim önümüze böyle bütün işte firmalar aşılarını dökmüş de biz bunların arasından birini seçiyoruz, niye bunu seçiyoruz diye Evet. bir durumda değiliz. Şimdi buradaki sorun şu, biz işte bu RNA aşıları ile ilgili tartışmaları hepimiz yakından takip ettik. Yani işte gelecek mi, kaç doz gelecek, ondan sonra garantisi var mı, hangi tarihte, o tarihe garanti veriyorlar mı? Böyle bir şey de olmadığı için burada aradığımız tek şey var. İşte aşı %50'nin üzerindeyse etkinliği bir pandemide kullanılabilir. Çünkü hiç yoktan iyidir mantığıyla bakarız biz oraya. Çünkü onun karşılığı ölüm var, sakatlık var, işte bir sürü hastaneye yatışlar var, işte ekonomik giderler var. Bunun karşısına koyduğunuz zaman Çin aşısı dahil bütün aşılar kullanılabilir. Ama hani şöyle bir durum olsaydı, ya işte bakın alın size A aşısı işte 10 lira, B aşısı 9 lira, C aşısı da 12 lira. Bunun içinden seç deyip de biz bunların içinden seçecek olsaydık, o zaman evet bu Çin aşısının seçilmesini ben de tenkit ederdim. Ama şu anda görünen o ki bunun dışında bir seçeneğimiz yoksa. Hocam, çok affedersiniz Mehmet Hocam. Söylediklerinizi anlıyorum. Siz kendiniz de söylediniz. Endişenizi haklı olarak yani dile getirdiniz. Dediniz ki bunlar bu faz 3'teki çalışmalarının sonuçlarını açıklamadılar. Şimdi Evet. gerçekten ne kadar etkili bu aşı? Bu Çin aşısı milyarlarca dolar para kazanacak. Şu anda ilaç şirketleri herhalde bu ekonomik krizdeki en büyük kar eden kuruluşlar olacak dünyada bu ilacı üreten. Şimdi biz bunun ne kadar gerçekten etkin ve sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Bir de Çin'den alıyoruz yani. Çin'den. O da bir soru işareti. Dediğinize katılıyorum yani 10 tane ilaç var da içinden bunu mu seçelim, bunu mu seçiyoruz değil konu. Haklısınız. Ama bu da tam bilmiyoruz yani. Tam Peki. sonucu yok ortada. Hocam bunun yanıtını kısaca rica edeceğim. Bu Çünkü reklam %50 size vakti bahsettiğim, geldi. Araya gitmem lazım. size bahsettiğim %50 de faz 2 çalışmasının sonucu zaten. Yani %50 antikor geliştiriyor. Ama onun dışında yüzde kaç koruyor? Ne kadar süre koruyor falan zaten bunları bilemiyoruz. İşte bunu Koruma söylüyorum süresini hocam. hiçbir aşı için İşte bilemiyoruz. bunu öğrenmek istedim. Yani şimdi bu böyle sanki gelecek, Çin aşısı gelecek, bütün dertlere deva olacak şeklinde bir Hayır. kesim var. Bir kesim de buna karşı aman bu gelip kullanacağız biz ölecek miyiz acaba falan diyen Hocam var. kısa net bir Evet. soru sizden de kısa ve net Evet. bir cevap rica ediyorum sevgili hocam. Sıcık Mehmet. Siz Çin aşısını yaptırır mısınız? Bir hoca olarak Evet. Tabii, yaptırır ben mısınız? zaten size Söyledim. konuşmanın başında aşı yaptırır mısınız diye sor Sema Hanım. Ben de şüphesiz yaptırırım dediğinde Çin aşısını kastettim Çok zaten. teşekkürler. Çünkü şu anda başka bir aşı yok zaten elimizde. Bilerek sordum çünkü bu faz 3 Tabii. denemeleri açıklanmadığı için bilimsel olarak yapmış olduğunuz bir açıklama tekrar zihinlerde kuşku uyandırabilir. Siz bir bilim insanı olarak çok rahatlıkla ben bunu kullanabiliyorum diyorsanız bize de bu Tabii yorum tabii. karşısında saygılı olmamız düşer diye. Hocam çok teşekkür ediyorum Tabii. yayına katıldığınız için. Profesör Rica Doktor Mehmet ederim. Ceyhan çok çok sağ olun. İyi de biz. Herkese tekrar iyi seneler diliyorum. Biz de Size size ve diliyoruz. Sağlıklı nice yıllar stüdyodaki diliyorum. dostlara ve dinleyen bütün, izleyen bütün vatandaşlara daha sağlıklı, daha güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler hocam. Evet ve dilerim bu konuyla ilgili daha güzel haberleri, müjdeli haberleri İnşallah. konuşacağımız bir süreç başlıyor olur artık önümüzdeki dönem.